Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Şam'daki Şam Emeviye Camii'nden sonra ve Medine-i Münevvere'deki tabi Mescid-i Nebevi'den sonra Alemi İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Diyarbakır Ulu Camii'nin tabi birbirinden muazzam özellikleri ve hususiyetleri var. Ama en büyük özelliği 1381 yıl önce Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin emri, telkini ve direktifiyle Diyarbakır önlerine gelen ve 7 aylık bir muhasaradan sonra Diyarbakır'ı İslam'la şereflendiren İslam ordusunun fethin sembolü olarak inşa ettiği bir mabet oluşudur. Yani Diyarbakır Ulu Camii 1381 yıl önce Diyarbakır fethinin sembolü olarak inşa edilmiştir. Hocam siz şimdi şunu mu söylüyorsunuz? Yani İslam tarihinde farklı dinlerin mabedi ilk olarak camiye çevriliyor. Doğru mu? Buradan önce de İslam coğrafyasında cami diyebileceğimiz mescitler yapılmıştır. Yapılmıştır ama Anadolu topraklarında yapılan ilk cami olduğunu çok rahat ifade edebiliriz. 1381 yıl önce Diyarbakır İslam orduları eliyle fethedildikten sonra İslam'ın Anadolu'ya açılan ilk kapısı olma misyonunu da üstlenmiştir. Şimdi bununla ilgili mesela Anadolu'ya açılan ilk kapı ya da Anadolu'daki ilk cami vesaire bunlarla ilgili farklı örnekler de mevcut. Diyarbakır sahabi-i kiram efendilerimiz zamanında fethedilmiş bir yer. Peki bunda bir şüphe ya da bunda bir tereddüt olmasa gerek diye düşünüyorum. Bütün kayıtlarla sabittir. Elbette, elbette. Burası çok önemli. İsimsiz kahramanlardan biri vardır. İyaz bin Ghanem. Bu isimsiz bir kahramandır. Sahabe-i kiram efendilerimizden biridir. Hayatı boyunca iki hadisi şerif rivayet etmiştir. Diyarbakır'ın fethi dahil birçok beldenin fethine vesile olmuş olağanüstü bir komutandır. Vefat ettiğinde iki atı ve bir devesi dışında hiçbir dünyalığı olmayacak düzeyde de zahit ve muvahhid bir Kur'an müminidir. Hazreti Peygamber'in ashabındandır. Şimdi Diyarbakır'ın o sahabe ikram efendilerimiz eliyle fethedilişi Diyarbakır'ın manevi açıdan da ne kadar deruni bir müktesebatının olduğu anlamını ortaya çıkartır. Diyarbakır'ı fetih için Şam'dan kalkıp 60 günlük bir yürüme mesafesini kat ettikten sonra buralara gelen İslam ordusunun içinde isimsiz kahraman İyaz bin Ghanem'in dışında Halid bin Velid gibi, Muaz bin Cebel gibi, Malik bin Eşter gibi namlı sahabeler de vardır.